Selam arkadaşlar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün pazar ve Markus'tan kalktık, kahvaltı ettik ve Markus araştırdı ki yakınlarda bir tane bit pazarı varmış. Şimdi oraya gideceğiz. Havalar sanırım biraz daha olsun, yani çok az, çok az çıktığı için o yüzden artık sakma hello. Hello. O yüzden artık böyle bit pazarları falan da çıkıyor. Ama bir sorayım, içeride mi dışarıda mı diye. Ist der Flohmarkt eigentlich draußen oder drinnen? Ha, bir içerideymiş o yüzden. O yüzden sanırım. Evet. Havayla alakası değil. Oraya gideceğiz şimdi. Ondan sonra orada sanırım Markus'un kız kardeşiyle buluşacağız. Çünkü ona da haber verdik. Ondan sonra Gülümcem'le beraber bize geleceğiz. Bir kahve içmeye, konuşmaya. Öyle. Endila. Sürünmeye bak. Biz şimdi çıkacağız bebeğim. Çıkmayın. Geldik mi oynarız senden, tamam? Bugün şuraya geldik, ne gördüm? O kadar çok güldüm ki. Gerçek köpek yani, sadece kafasını oradan çıkartmak için şey yapıyor. Dur çıkarım da göstereceğim size. Hello. Mavi. Çıktı. Şu karşıda bir yerlerdeymiş. Gidelim bakalım. Biz çıktık arkadaşlar. İlk önce böyle çok büyük bir spor salonu gibi bir yerdeydi. Oraya girdik. Oradan birkaç tane plak aldık arkadaşlar. Jackson 5. Ondan sonra Michael Jackson'ın Bad plakı. Bu Prince 1 ve Prince'in Purple Rain plakını aldık arkadaşlar. Ondan sonra hemen yakınında bir tane hangar vardı. Hangarın içinde de çok ufacık bir tane bit pazarı yapmışlar. Dıştan çektim arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Göstereceğim şimdi. Evet, bebi şimdi arkadaşlar bitirdik ve eve gidiyoruz. Ondan sonra Görümcem buraya gelmedi. Görümcem dedi ki yok dedi, biz daha kahvaltı edeceğiz falan. Ondan sonra siz haber verin dedi. Şimdi eve gideceğiz. Ondan sonra Görümcemler bize gelecek. Biz geçenlerde tahta aldı ya, ıslandılar ama bir şey olmazmış. Şimdi gene de bir folyo koyacak üstüne, çünkü bugünden itibaren galiba bir hafta boyunca sırf yağmur yağacakmış. Hast du nicht eine andere Folie? Was gibt die Folie wachsen und Chukche? Schon durchnässt, ne? Es ist nass da. Nach innen. Das reicht aber nicht, ne? Hast du noch eins?
Weißt du, was mein Vater jetzt sagen würde? Schatz. Darf ich dir einen Tipp geben? Leg doch ein, zwei Hölzer oben drauf, damit es nicht wegweht. Wow! Ich habe einen besseren Tipp. Was ist das? Ich tue Steine drauf. Ben, Evi Katschtum. Cinque Marcos, bin ich der Wichtigste. Neslerle çok bilmişlik yapıyordum, taslıyordum da o yüzden Marcus şöyle yap, Marcus böyle yap, Marcus yok yanlış yapıyorsun. O yüzden bana anahtarı verdi ki git, git, eve git. Böyle kızdırmaya o kadar çok hoşuma gidiyor ki Marcus. Hast du richtig gemacht? Ich weiß nicht. Hast du so gemacht, wie ich es dir gesagt habe? Ja, ja, ganz genau so. Dedim doğru mu yaptım, benim söylediğim gibi mi yaptım diye. Bazen böyle gerçekten kime çekmişim bilmiyorum ama böyle çok bilmişlik falan taslıyorum gerçekten. Kızım da bana benzemiş değil mi? Miau. Oh, opa. Ben sana dedim çok kalmayacağız diye. Değil mi? Şimdi ablayla abi gelecek, sana hep bakan ablayla abi gelecek. Değil mi? Arkadaşlar size ojeyi göstermek istedim. Rengi gerçekten çok güzel. Benim yani çok hoşuma gitti. Trend It Up. Sanırım bu DM markası. 905 numara galiba. Evet. Çok 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 hoşuma gitti arkadaşlar. Yoksa 110 mu? Şurada 110 yazıyor. Şurada 905 yazıyor arkadaşlar. Ama süper gerçekten. Rengi çok hoşuma gitti. Üstüne de top coat olarak daha çok parlasın diye şu Essence'in Shine Last and Go. Bunun bir numarası var mı bilmiyorum ama biliyorsunuz yani sonuçta böyle transparan olan. Evet. Ben çok beğendim. Evet. Aber siehst du schon wieder im Liegemodus. Yoruldu. Geç açtım kamerayı. Yerim ben senin bakışını kız. Maşallah. Die bricht sich nach dem Rücken. Ja. Nett hinlegen, süße. Nett hinlegen. Fein machst du das. Du machst das so fein. Das ist eher auch jedes Mal. Jetzt.
arkadaşlar. Saat 9.30. Sanırım en geç bir saat sonra biz de yatmaya gideriz. Ve ben size şimdi pazartesi gününden cuma gününe kadar kahvaltımı göstereceğim. İş yerine hep her gün aldığım kahvaltı. Hiç değişmiyor. Sadece meyve bazen değişiyor arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi böyle bir sürü elma aldım. Hem Mahpus bunları iş yerine alıyor bir iki tane. Hem de ben kahvaltım için veya öğlene kadar yediğim kahvaltıyı göstereceğim size şimdi. 4 kaşık arkadaşlar yulaf ezmesi. Şimdi kameraya baktığım için döktüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. 2 3 şöyle bir 4 kaşık yulaf ezmesi. Ondan sonra bir böyle kaşık arkadaşlar chia tohumu. Ondan sonra bir de kaşık keten tohumu arkadaşlar. Koyduktan sonra elmalarımı koyuyorum içine. Temin doğradım. Soymadım arkadaşlar. Kabuklu mabuklu. Ha bir de bir şey unuttum şimdi. Onu da göstereceğim size. Bir avuç ceviz katıyorum. Ondan sonrasını şurada bir de bal unutmuşum almaya. Şöyle bal. Ondan sonra bal da koyduktan sonra arkadaşlar süt döküyorum. Bir dakika şimdi buraya bakmam lazım. Süt de koyduktan sonra çok az bir karıştırıyorum. Siz buna elma sevmiyorsanız artık sezon ne varsa armut olsun, ondan sonra çilek olsun, ondan sonra yaban mersini olsun. Bazen ben yaban mersini de koyuyorum. Yaban mersini, elma, ondan sonra tabii ki yazın çilek falan değişiyor. Böyle karıştırdıktan sonra arkadaşlar ağzını kapatıyorum. Bir dakika. Ağzını kapatıyorum ve ben bunu böyle buzdolabına koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra yarın sabaha kadar tabii ki bütün bu tohumlar yumuşak oluyor arkadaşlar. Ondan sonra gün boyunca saat sabah 6.30'da 7'de falan başlıyorum ben bunu yemeye. Öğlene kadar. Ondan sonra öğlende ne bileyim bizim orada hemen bir tane Lidl var. Ya oradan bir tane sandviç alıyorum ya da oradan bir tane yoğurt alıyorum ya da ne bileyim bazen yemeğe de gidiyoruz. Bazen McDonald's'a falan da gidiyoruz ama kahvaltım öğleye kadar böyle. Evet arkadaşlar ben de daha yeni duştan çıkmıştım. Temin gösterdiğim gibi bir de üstüne tarçın dökerseniz arkadaşlar canınız böyle tatlı falan çekmez. Ben bunu şimdi 2-3 haftadan beri yapıyorum arkadaşlar. Sürekli yapıyorum yani kullanıyorum. Benim böyle bağırsak mide problemleri falan çıktığı için gerçekten mideye bağırsaklara falan çok iyi geliyor. Hem de sanırım böyle ne bileyim fırından bir şey almaktan falan daha iyidir. Markus'a her seferinde diyorum gel sana da yapayım diye. Markus maalesef sevmiyor böyle chia tohumu olsun ondan sonra keten tohumu olsun bilmem ne falan. Öyle şeyleri sevmediği için istemiyor. O dediğim gibi kahvaltısına bir iki tane elma alıyor. Ondan sonra buradan giderken bir fırına uğruyor. Oradan bir şey alıyor gibisine. Bazen de biraz sırf elma yiyor. Neyse. Bunu göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kendinize lütfen iyi bakın. Bye bye.